Türkiye'nin doktorlarında bu sabahki ilk konuğumuz, değerli meslektaşımız Doktor Sevgi Ekiyor. Hoş geldiniz Sevgi Hocam. Hoş bulduk. Sevgicim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni stüdyomda ağırlamaktan çok mutluyum sevgicim. Ben de gelmiş olmaktan çok teşekkürler. Evet, bugün bize ne anlatacaksın bakalım. Dolgu dünyası ile ilgili sen çok özel işler yapıyorsun. Bana çok özel konular anlatacakmışsın gibi geliyor. Nedir bakalım, anlat bize. Yeni nesil bir dolgudan bahsetmek istiyorum. Aslında izleyicilerimizin daha iyi anlaması için ismini biyodinamik dolgu diye adlandırdığımız bir dolgudan. Çünkü içerisinde bulunan ekstra aminoasitler sayesinde aslında bizlerin, doktorların çok iyi bilmesi gereken reoloji denilen bir kavram vardır. Ve bu kavramda işte hastalara nasıl bir memnuniyet yaratacağız, nasıl bir enjeksiyon sırasında konfor yaratacağız, enjeksiyon sonrası yine yan etki, komplikasyon açısından nasıl düşük hani seviyelere indiriyoruz bunu, nasıl güvenlik alanını arttırıyoruz gibi bir sürü kavramları içeriyor. Ama biz doktorlar tabii ki tartışırız, konuşuruz bu konuları. Birazcık da izleyicilerimizi bu yeni nesil dolgu ne demek, biyodinamik dolgu ne demek diye bilgilendirmek için buraya geldim. Evet. Şimdi o kadar çok dolgu çeşidi var ki bunun bir kısmını ben biliyorum, bir kısmını Hande Hocam biliyor, bir kısmını sen biliyorsun. Büyük bir kısmını izleyicilerimiz biliyor. Çünkü dolgu medikal estetik dünyasında bir iki tane toksin varsa birkaç yüz tane, birkaç bin tane dolgu var. Senin bugün anlatmaya çalışacağın dolgunun özelliği, farklılığı nedir? Tam ben bunu merak ediyorum. Şöyle ki bugünkü anlatacağım dolgu aslında piyasada çok meşhur olan bazı firmalara benzer şekilde monofazik dediğimiz yani tam homojen üretilmiş bir dolgu çeşidi. İkinci ayrıcalığı farklı ağırlıklarla üretilmiş olmasıyla birlikte birçok bölgeye uygulanmasını sağlıyor olması ama ağırlık arttıkça da biliyoruz ki aslında yumuşaklık azalıyor. Ama ağırlık arttıkça yani süresini uzatabilecek ve lift etkisi katabilecek bir ağırlığı kazandıkça bir de enjeksiyon kolaylığı hastada ödem etkisinin az olması gibi etkiler yaratıyorsa biz o dolgulara o zaman kalp atmaya başlıyoruz. Bir de kaldı ki biyodinamik denmesindeki sebep olacak şekilde vücudumuzdaki yine kolajenin ana maddelerinden biri olan glisin ve prolin gibi amino asit içeriyor olması da aslında yeni nesil olmasının en önemli kaynağı oluyor. Böylelikle vücuttaki tutunma süresi artıyor, vücuttaki homojenizasyonu artıyor, daha iyi difüze olabiliyor ya da hastanın onu biyoya yararlanım olarak kullanma etkisi artıyor ve dediğim gibi hem sonuçların süresini uzatırken hem ciltte yenilenmeler başlatacak şekilde iyi bir grup dolgu elimize geçmiş oluyor. Peki, şimdi dolgu denilince bir hyaluronik asit var, bir de hidroksapatit var. Onun dışında başka marka, başka içeriklere sahip olan materyaller de var. Ancak İkisi birleşmiş olanlar sen da var hyaluronik şimdi. asit, ikisi birleşmiş olanlar da var. Sen bize hyaluronik asitten bahsediyorsun. Evet, tam Ne olarak kadar hyaluronik asit. farklı olabilir ki? Yüzlerce hyaluronik asitten bir tanesi olabilir bu dolguda. Özelliği ne? Şöyle ki aslında hani biz de biliyoruz ki burun farkıyla bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Evet sektörde çok iyi oturmuş, çok iyi markalar mevcut hyaluronik asit dolgularda. Burada eminim izleyicilerimiz aklına tak 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 hani isimler geliyordur. Ama bu demek değildir ki sektöre işte yeni dahil olması gereken ve onun üretim şemasında ufak oynamalarla o dediğimiz hastada aslında belirgin etki farkı yaratan da teknolojiler geliştiriliyor. Yani bunlar için bağ oranındaki farklılıklar var, dediğim gibi miligramında oynanmış farklılıklar var. Dolgunun daha tutucu olmasını, viskozitesini ayarlayan farklılıklar var. Bir de dediğim gibi benim açımdan en önemli olan şeylerden bir tanesi içerisinde iki tane önemli amino asitin de katılacak şekilde daha farklı bir biyo yararlanım kazandırılmış olması. Burada duralım. İçinde iki tane amino asit deyince yani benim dikkatimi çekti. Eminim izleyicilerimizin de dikkatini çekmiştir. Şimdi amino asitler cilt gelişimi, cildin iyileşmesi için mezoterapide kullandığımız önemli silahlardan birisidir. Dolgu içerisinde bulunan hyaluronik asitler ise cildin sarkmalarını ve çökmelerini tedavi ettiğimiz dolgu uygulamalarıdır. Sen bize yanlış duymadıysam hem mezoterapi ürünlerinin içinde olanlardan hem dolguda var olanları birleştirerek bir yeni bir şeyden Yeni bir ürün bahsediyorsun. çıktığını Bu iddia mezo ediyorum, dolgu evet. olabilir yani hem mezoterapi hem dolgu. Yani bir işlem yapılıyor, iki tane etkiye sahip bir olgu oluşuyor. Bu yani bu
bunu çıkartmam evet, bunu doğru mu? Evet, bunu iddia edebiliriz kesinlikle. Çünkü tamam, dolguların içerisinde de aynı şekilde üretim şemalara gereği cildin emilimini sağlayacak bazı, hani hem dolgu gibi görev görsün hem biraz cilt emsin, bunu da hani etki yaratsın. Bir skin booster dediğimiz, hani ciltte bir canlanma yaratsın dediğimiz dolgularımız da var aslında. Ama bir de bunun içerisine senin de tabir ettiğin gibi aslında ciltteki tutunmasını arttıran, ciltte yeni kolajen fibroblast aktivasyonunu arttıran, yani dolgu yapalım da cilde de daha fazla faydamız olsun, kalıcılığına da daha fazla faydamız olsun. Dolgunun ömrünü uzatalım ve dolgu geri çekilirken vücuttan böylelikle ciltteki yenilenmesini daha fazla yapsın diye, dediğin gibi dolgu mezo bir kokteyl ortaya çıkartılmış durumda. Sevgi Hocam, hazır bu noktaya gelmişken ben de şunu çok merak ediyorum. Yüz tasarımında tabii ki dolguların yeri tartışılmaz ama mezoterapinin de cilt kalitesindeki yeri tartışılmaz. Dolayısıyla bu ürünün avantajı sizin de bahsettiğiniz gibi her ikisini de aynı anda bünyesinde barındırıyor olması. Dolayısıyla ben şunu merak ediyorum. Mezoterapi tarafından bakacak olursak, o zaman bu tedavinin belli periyotlarla, sıklıklarla tekrar ediliyor olması gerekecek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şöyle ki aslında yine aslında biz bu kategoriyi dolguya yakın koymamız lazım. Dediğim gibi süresinin daha uzun kalacağı etkisinden ötürü mesela dudakta normal bir dolgu hastalarımızda bazı dolgular 6-8 ay kalır, bazı dolgular 8-10 ay kalır, bazıları 12-15 aya uzayabilir. İşte bu etki sayesinde aslında kalıcılığını ve mesela dudakta yaratmak istediğimiz daha pinki görüntüyü ya da daha nemli görüntüyü ya da kırışıklıkların daha iyi açılabilme efektini pekiştiren bir altyapısı var bu dolgunun. Ama hem süresini uzatıyoruz hem aslında diğer istediğimiz etkileri de bir arada verip pekiştirmiş oluyoruz. Ama mezoterapi kategorisine girecek olursak mezoterapide 50 bin tane etken maddeden bahsetmek gerekiyor ve kişinin hangi problemine çalışacağımıza ve hangi seviyede bir problemi olduğuna göre de aslında seans sayılarını belirliyoruz. Yine kullandığımız ürünün menşeine ve etken maddesine göre de hangi aralıklarla tekrarlamamız gerektiğini belirliyoruz. Dolayısıyla aslında bir tık mezoterapi oraya yapılmış süresini de uzatabiliriz bu dolguyu kullanarak. Yani bir elmacık bölgesinde de dudak bölgesinde dediğim gibi bu dolguyla birlikte biraz daha kırışıklık açmayı da sağladıysak eğer, mantıken başka bir mezoterapi malzemesinden yararlanacağımız seans sayısını da biraz düşürebiliriz. Ama bu demek değildir ki içerisinde iki tane amino asitle hani bütün mezoterapide kullanabildiğimiz bütün tanıları, teşhisleri yerine koyamayız tabii ki. Son olarak bu rejeneratif düzelme, hem amino asit ve hem hyaluronik asitin birlikteliği hastalarda en çarpıcı görüntü olarak ne çıkartıyor bizim karşımıza? Yine aynı şekilde aslında daha iyi bir nem tutma etkisi yaratıyor. Kolajen sentezini daha fazla arttırdığı için de ince kırışıklıkların açılmasını ve ciltte parlaklık etkisinin daha iyi hani ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir de mezoterapide şöyle bir nokta var açıkçası. Sonuçta her etken maddeyi yaparken biz hangi cilt katmanını yapacağımızı hesaplıyoruz değil mi? Yani en üst tabakaya mı yapacağız, orta tabakaya mı, alta mı, subkutamına mı ineceğiz, ligamentlere kadar mı gideceğiz gibi. Dolayısıyla burada aslında dolguyu uygulayacağımız bölgeye aynı anda mezoterapi veriyoruz. Yani hastaya tekrar bir şey enjekte etmek zorunda ya da iki ayrı molekülün hani fiyatlandırmak zorunda kalmadan aynı anda enjekte etmiş oluyoruz. Bir diğer avantajı da belki de cost effectivity diye de düşünmek lazım aslında, bazı hastaları cezbedecek şekilde. Etkinin çok güzel bir şekilde ortaya çıkması, iki etkinin ortaya çıkması ve etkilerden birinin de para verilmeden sağlanması çok hoşuma gitti. Evet. Bir de süresinin uzatılması. Süresinin uzatılması. Hastaya sonuçta şunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Biz de o koltukta otursaydık ne beklerdiğinin yanıtını almaya çalışıyoruz. Daha az işlemle daha çok fayda görmeyi beklerdik diye düşünüyorum. Daha hızlı sonuç almayı, yan etkisi düşük olmayı, bir de uzun vadede gerçekten yararlanıyor olmayı düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yeni nesil biyodinamik dolgular bize ya da mezo dolgu gibi adlandıracağımız dolgular bize bunları katıyor. Efendim bu hamur çok su götürür. Bu Sevgi zaten habire yurt dışlarına gide gile o kongreleri takip ede de böyle bir şey yapacağı belliydi. Artık konuşmacı da oldu biliyorsun. Yani o kadar gururlandım ki seni gördüğüm zaman işte dedim ya aynı şehirde Hatay Kırıkhan doğumluyuz ikimiz de. O yüzden ayrı bir gurur duyarım kardeşimle. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdin. Biz bu konuyu çok uzun süreler işleriz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çok bu startup böyle başladı. Daha yenileri gelecektir. İnşallah. Hadi bakalım.